Türkiye çok önemli kritik geçişleri Cumhur İttifakı sayesinde atlattı. Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin stratejik kuvvetidir. Bu vesileyle bu ittifakın en güzel örneklerini sergilediğimiz ilçelerden birisi olan Kevan'da da yine Sayın Başkanımız da Fethi Atlı Başkanımız da kongremize iştirak ederek bu güzelliğin, bu ittifakın güzel bir örneğini de burada ortaya koymuş bulunuyor. Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durum hem bölgesel olarak hem küresel olarak ortadadır. Devletimiz özellikle 15 Temmuz kalkışma girişiminin akabinde o gün Cerablus operasyonu ve arkasında Zeytin Dalı, Barış Pınarı, İdlib harekatları derken hem Suriye kırsalında hem Irak sahasında hem son dönemde özellikle Hafter kuvvetlerine karşı almış olduğu pozisyon, göstermiş olduğu reaksiyonla Libya'da hem Güney Kafkasya'da hem Karabağ davasında Azerbaycan'da hem Mavi Vatan diye tabir ettiğimiz Akdeniz'de, Doğu Akdeniz coğrafyasında hakikaten tarihsel misyon, vizyon ve kültürüne uygun olarak doğru yerde pozisyon almış ve göğsümüzü kabartan hamleler yapmaktadır. Bunun en güçlü, en müstesna yegane sebebi hepimizin malum olduğu üzere gözümüz gibi korumamız gereken kesinlikle her şekilde, her şartta bu ittifakın devamını her şekilde üzerimize sağlamanın bir sorumluluk olduğu Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkmamız, gözümüz gibi korumamız gerekmektedir. Bizler gittiğimiz bütün ilçelerde bir hedef koyuyoruz. Diyoruz ki biz bu ilçede birinci parti olacağız Allah'ın izniyle. Bir ideal koyuyoruz. Bugün de Keban ilçemizde ilçe başkanımıza diyoruz ki sen yine genel seçimde birinci parti ol ama Fethi abla buraya kadar geldi, yerel seçim berabere bitsin inşallah. AK Parti ve MHP'den başka da bir parti olmaz inşallah Keban'da, işin esprisi, şakası bir yana. Çünkü Keban her yerel seçimde fırka fırka parçalara bölünüyor. Bir bakıyorsunuz olmadık partiler burada gelip çok güçlü oylar alabiliyorlar. Tabii ki sonuç itibariyle seçim kazanamıyorlar ama bu kümülatif oranda bu partilerin oy oranına da yansıyor. Keman milliyetçi bir coğrafyadır, muhafazakar bir coğrafyadır. Keman'dan babayı çıkar, şehit çıkar, gazi çıkar, aslan çıkar, bozkurt çıkar. Dolayısıyla biz Keman'ın bu özünü korumaya, Keman'da bu bayrağı, bu sancağı taşımaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Osman Başkan'a da güvenimiz tamdır. Osman Büyükçü Başkan bizim için çok kıymetli, çok müstesna bir kişiliktir. Hiçbir zaman bizi üzmedi. Biz hiçbir zaman ondan kırılmadık. Biliyorum ve inanıyorum ki bundan sonra daha önemli, daha güçlü çalışmalarla bayrağı daha öteye taşıyacak. Ben buradan tek aday olması vesilesiyle şimdiden Sayın Başkanımı ve İlk Yönetim Kurulu üyelerini kutluyorum. Başarılarında devamını diliyorum. Sözlerimi burada toparlarken birazdan seçimle ilgili bütün yetkilerimizi seçim kuruluna bırakıp oylamaya geçeceğiz. 13. Keban olan kongremize zahmet edip gelen başta ablalarım, bacılarım, kardeşlerim, sonra değerli protokol üyelerim ve hazirim, hepinize en kalbi şükranlarımı, en kalbi muhabbetlerimi, en derin saygılarımı arz ediyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın inşallah. Evet, değerli misafirlerimiz, oylama başlıyor. Lütfen sosyal mesafeye dikkat ederek oylarımızı kullanalım. Tamam. 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 Tam
Allah hayırlı uğurlu etsin. Buyurun.